2022 yıl aradan sonra Amerikan Merkez Bankası Fed 50 bas puanlık bir faiz artırmak zorunda kaldı. Bu çok önemli bir şey. Yıl sonuna kadar 3 kez bir 50 bas puanlık bir faiz indirimiyle aslında işler ne kadar karışık oldu ve zorlu olduğunu bize gösteriyor. Yine yılın son çeyreğiyle birlikte enflasyon rakamlarında hızlı yükselişlerin devam edeceğini, hatta bırakın enflasyonu, hiperenflasyon sürecine giden bir dünya ekonomisi karşımızda olacak. Bütün dünyada ciddi bir korku ve endişe var ve dolar endeksi çok önemli bir seviyeye yükseldi ve o kadar büyük bir yükseliş trendi var ki biz içeride biraz baskılanan bir kur gördüğümüz için bunu çok hissetmiyoruz, ama gerçek olan şu: dolar yıl sonuna kadar bu değer artışlarını devam ettirecek, kaçınılmaz bir yükseliş trendine girdi. Silikleme operasyonları yapıyorlar. Bu ortamda yatırımcılar kesinlikle korku ve panikle varlıklarını bence satmamalı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonuna kadar faiz artırmak zorunda kalabilir. Bakın, altın almayı düşünüyorsanız, yani o ekranda gördüğünüz veya telefonda gördüğünüz fiyat yok serbest piyasalarda. Konut fiyatlarını yükselişini önlemek için farklı tedbirler alınması gerekiyor. Ya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de kolay yatırım yapmayla alakalı birçok hazırlığım var. ABD enflasyon rakamlarını 8.3 olarak açıkladı. Bu durum Fed kararlarını ve Türkiye'yi nasıl etkiler? Tabii Amerika'da enflasyon yine yüksek kalmaya devam ediyor. 22 yıl aradan sonra Amerikan Merkez Bankası Fed 50 bas puanlık bir faiz artırmak zorunda kaldı. Bu çok önemli bir şey. Yani 22 yıl aradan sonra 50 bas puanlık bir faiz artırmak ve yıl sonuna kadar 3 kez bir 50 bas puanlık bir faiz indirimiyle aslında işler ne kadar karışık oldu ve zorlu olduğunu bize gösteriyor. %8,5'tan %8,30 civarına geldi bu rakam. Tabii ki mevsimsel etki, alınan faiz kararlarının burada etkisi var. Mevsimsel etkiden dolayı özellikle turizm sektörü biraz daha canlı olacak. Hasat zamanı olacak bütün dünyada. Bütün ülkelerde enflasyon biraz daha duranlaşabilir. Hatta biraz gerileyebilir, ama bunlar geçici gerileme ve geçici duranlık olacağını ben tahmin ediyorum. Yine yılın son çeyreğiyle birlikte enflasyon rakamlarında hızlı yükselişlerin devam edeceğini, hatta bırakın enflasyonu, hiperenflasyon sürecine giden bir dünya ekonomisi karşımızda olacak. Tabii küresel finans sisteminde de burada ciddi bir endişe var. Çünkü belirsizlikler artıyor, insanlar dünya genelinde fakirleşiyor, şehir merkezleri boşaltılıyor, alım gücü azalıyor ve haliyle de bütün dünyada ciddi bir korku ve endişe var. Bütün dünyada hayat çok pahalı olmaya devam ediyor. Enflasyon rakamları benim nazarımda 2023 yılının ortalarına kadar devam edecek. Ama merkez bankalarında faiz artırma süreciyle birlikte bunun mücadelesi devam edecek. Çünkü merkez bankalarının şu anda faiz artırmaktan başka bir çaresi olmadı. Sadece hem Avrupa, hem Amerika, hem Asya ülkelerine baktığımız zaman bütün herkes faiz artırırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu süreçle alakalı bir hamle gelmedi. Ama ben yıl sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz artırmak zorunda kalacağını tahmin ediyorum. Yani Türkiye'de gelişen politik veya gelişen ekonomik değişimlerden dolayı faiz artırma kalacak ülkelerden bir tanesi olacağını tahmin ediyorum. Ve dolar endeksi çok önemli bir seviyeye yükseldi. Yani 104.64 seviyesine kadar yükseldi. Doların uluslararası piyasalardaki değer artışı halen devam ediyor. Ve o kadar büyük bir yükseliş trendi var ki biz içeride biraz baskılanan bir kur gördüğümüz için bunu çok hissetmiyoruz, ama gerçek olan şu: dolar yıl sonuna kadar bu değer artışlarını devam ettirecek, kaçınılmaz bir yükseliş trendine girdi. Muhtemelen de dolar endeksi 106 seviyesine kadar da yükselecek. Dolar endeksinin 106 seviyesine kadar yükselmesi ister istemez karşısındaki para birimlerinde sert değer kayıplarına neden olduğunu görüyoruz. Euro dolar paritesi, sterlin dolar paritesi, altının ons fiyatı, gümüşün ons fiyatı ve kripto paralarda ciddi çöküşler gördük bu hafta. Bildiğin silikleme operasyonları yapıyorlar. Bildiğin şu anda biz faiz artırım sürecindeyiz, enflasyon yüksek, bizim işimize karışmayın, biz ne yaptığımızı biliyoruz mesajı piyasalara veriliyor. Bu ortamda yatırımcılar kesinlikle korku ve panikle varlıklarını bence satmamalı. Kenarda beklemeli, gelişmeleri yakından takip etmeli. Elinde TL bulunduranlar ve gelecekle alakalı plan program yapanlar, doların karşısında hangi para birimi değer kaybetmişse, doların karşısında hangi enstrüman değer kaybetmişse, mesela altın, gümüş gibi emtialardan bahsediyorum, bu tarafta yatırım fırsatları yine masada durmaya devam ediyor. Bu şekilde değerlendirmeleri isabetli olabilir.
Fed agresif tutumunu sürdüreceğini söyledi. Evet. Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası bu durum karşısında bir hamle yapar mı? Yani politikasını değiştirip faiz artırımına gider mi sizce? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonuna kadar faiz artırmak zorunda kalabilir. Tabii ki küresel piyasalardaki değişimi göz önünde bulundurduğumuz zaman Merkez Bankası da şartlara göre politika değişikliğine gidebilir. Benim tahmin ve öngörüm yıl sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artırımı yapabilir. Fed'in 75 baz puanlık artırımını fiyatlandırmadığını söyledi. Altın fiyatlarının yükselişinin sebebi bu olabilir mi? Bu durum sonucunda yani altın fiyatları ne olur sizce? Gram altın fiyatı 900 lira seviyesinin altına sarkmıyor. Her ne kadar insanlar ekranlarda veya elindeki telefonda 906 lira seviyesinde bir gram altın görse de serbest piyasalarda böyle bir fiyat yok. Şu anda gram altın fiyatı 920 lira. Yani serbest piyasa ile ekran arasında 15 lira bir fark var. Bu yanılgı insanları yanıltıyor. Böyle bir bu yanılgıya girmemeleri için sık sık uyarılar yapıyoruz. Bakın altın almayı düşünüyorsanız yani o ekranda gördüğünüz veya telefonda gördüğünüz fiyat yok serbest piyasalarda. Şu anda gram altın 920 lira ve 900 lira seviyesinin altına sarkma ihtimalini ben zor görüyorum. Özellikle ons altında baskılanma var. 1820 dolar seviyesine kadar geriledi ancak içeride dolar güçlü durduğu için gram altında haliyle yükselmek zorunda kalıyor. Tekrar ons altına bir tepki alımı gelirse bu sefer gram altında 940-960 lira seviyesi gündeme gelebilir. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üçlü konut paketi vardı. Evet. Enflasyonla mücadele etmemiz gereken bu dönemde de bu tür paketleri nasıl yorumluyorsunuz? Paketle birlikte enflasyon rakamlarını artıran bir gelişme olarak ben bunu değerlendiriyorum. Emlak fiyatlarının daha çok artan bir sürece bizi işaret ediyor. Çünkü talep artışı var, düşük faiz oranı var. Haliyle de fırsatçılar burada zaten fiyatı üstüne koymuş oluyor. Konut fiyatlarını yükselişini önlemek için farklı tedbirler alınması gerekiyor. Şu anda faiz oranlarını düşürerek konut fiyatlarını düşüremezsiniz. Faizleri düşürürseniz konut fiyatlarını artırmış olursunuz. Konut fiyatları artarsa da enflasyon yükselmeye devam eder. Hal böyle olunca da bu politikanın ben emlak fiyatlarını düşürmek için uygulanan bir politika olmadığını, aksine emlak fiyatlarında yeni değer artışlarını gündeme getiriyor. Çünkü 2 milyon TL'ye kadar 0.99 oranından bahsediyoruz. Burada demek ki lüks konutlarda bir stok var. Bu stokun eritilmesi için de o zengin yatırımcılara bir fırsat sunulmuş oluyor. Peki yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için bir yatırım tavsiyeniz var mı? Türkiye'de yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız için. Onların en büyük avantajları döviz getirileri var, döviz kazancı var ve döviz içeride Türkiye'de yüksek kaldığı için de kesinlikle burada yatırım yapmalarını önemsiyorum. Emlak alabilirler, kira getirisi olan güzel dükkan veya iş yeri alabilirler ve bunları yapmaları gerekiyor. Özellikle kredi kullanırlarsa Türkiye'de kredinin çok ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor. Benim onlarla ilgili yeni çalışmalarım var zaten. Önümüzdeki hafta onları açıklayacağım. Ya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de kolay yatırım yapmayla alakalı birçok hazırlığım var. Önümüzdeki hafta bunları duyuracağım onlara.